Fiyat performans tam kablosuz kulaklıklarda daha önce incelediğim Sound Liberty 53, 53 Pro ve 79 modellerinden sonra benim gerçekten bu kategoride favori markam olan Tatronix'in şimdi de 92 modeli çıktı. Ürünü yaklaşık bir, bir aya yakındır kullanıyorum. Satış çıkmadan önce sağ olsunlar bana gönderdiler. Ve bu modelde de bahsettiğim fiyat performans devam ediyor mu? Tüm detaylarıyla bakacağız. Baktığımız zaman Sound Liberty 92 model arkadaşlar. Bizim önceki modellerde gördüğümüz fiyat bandına oldukça yakın. Yine 230 liralık bir fiyat bandıyla satılıyor. Videonun sonunu birazcık baştan vermiş olacağım ama gerçekten durum şu arkadaşlar. Yine oldukça fiyat performansı yüksek. Fiyatına göre gerçekten hem ses kalitesi hem mikrofon hem de diğer konularda gayet iyi özellikler sunuyor. Ama burada bir kullanıcı deneyimi farkı var. Eğer tam kablosuz kulaklıklarda ucunda silikon olan modelleri seviyorsanız 53 Pro almanız gerekiyor. Yok ben böyle AirPods tarzında bizim açık tasarım dediğimiz ucunda herhangi bir silikon olmayan tasarımlarla rahat ediyorum diyorsanız da fiyat performans kategorisinde 92 modelini almanız gerekiyor. Tabi bunu söyleyip videoyu kapatmayacağım. İsterseniz hemen kutu içeriği ve ürünün tasarımıyla incelememize başlayalım. Bu model açık tasarım bir Kulaklık olduğu için kutu içerisinden tabii ki yedek silikon vesaire çıkmıyor. Sadece kulaklıkları hem taşıma hem de şarj etme görevi gören bir tane kutu, kulaklıkların kendisi, bir tane de kutuyu şarj edebilmemizi sağlayan USB Type-C kablosuyla beraber geliyor. Kutu benim çok hoşuma gitti. Çünkü fark edebileceğiniz üzere oldukça küçük. Taşıma anlamında cebinize atıp çok kolay taşıyabileceğiniz küçük olduğu kadar hafif de olan bir kutu ve ön tarafında Tatronix buraya markasını yazmış. Onun üzerinde bir tane LED aydınlatma var. Alt tarafta da yeni nesil bir kulaklık olduğu için artık nihayet micro USB'leri bıraktık biliyorsunuz. Pek çok kulaklıkta bu modelde olduğu gibi USB Type-C bağlantı yuvası var. O anlamda gayet güzel. Kulaklıkları eşleştirmek aynı 53 Pro'da olduğu gibi gayet kolay. Kulaklıkları çıkartmanıza gerek yok. Kapağını kaldırdığınızda eşleşme moduna giriyor. Eğer ilk defa eşleştirecekseniz hemen telefonunuzla eşleştirmeyi gerçekleştirip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ben tabii ki daha önce eşleştirdiğim için kulaklığın telefonumla bağlantı yapması için tek yapmam gereken kapağını kaldırmam oluyor. Kapağını kaldırdığım anda bir saniye sonra telefonumla eşleşme sağlanıyor. Bundan sonra güzel olan noktalardan bir tanesi de şu. Her iki kulaklığı ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Bazı insanlar bu şekilde kullanıyor biliyorum. Kulaklığın tekini çıkarttığınızda bu bağlı kalıyor. Kutuyu kapatıyorsunuz. Ondan sonra tekiyle kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bunun pili bittikten sonra diğerini çıkartıp yine tek şekilde kullanabilirsiniz. Ama tabii ki ikisini de çıkarttığınız anda kutudan stereo olarak her iki kulaklığı da beraber kullanabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Kulaklığın tasarımına baktığımızda zaten bu modelin en büyük özelliği açık tasarım bir kulaklık olması. Ben bu konuda biliyorsunuz çok kişisel tercih olduğu için şu iyidir, şu kötüdür diyemiyorum çünkü gerçekten çok fazla izleyenlerle konuşuyorum bu konuda ve herkesin beğenisi, herkesin beklentisi farklı oluyor. Mesela geçen tam böyle açık bir kulaklığın videosuna bir izleyenim şey yazmış. Ya ben işte bazen müziği durdurup dışarıyı da duymam gerekiyor. E, o sebeple ben mesela silikon kullanmıyorum diyor ya da silikonlu kulaklıklar benim kulak yapımı uymuyor, ben rahat edemiyorum. O yüzden bana böyle açık tasarım lazım diyenler oluyor. Bu tamamen kişisel tercih meselesi. Benim tercihimi biliyorsunuz. Ben silikonlu kulaklık seviyorum. Hem yalıtımı daha iyi olduğu için hem de kulağımda daha rahat ettiği için. Yalıtım konusunda pek çok Açık tasarım kablosuz kulaklıkta olduğu gibi bu modelde de eğer son ses seviyesinde müzik dinlerseniz yanınızdaki insan son ses seviyesinde şarkıya eşlik edebilecek kadar şarkıyı duyuyor. E, o nedenle özellikle bu tarzdaki kulaklıkları kullanıyorsanız arkadaşlar yanınızda insanlar varken işte otobüste, metroda vesaire sesi birazcık daha kısmanız gerekiyor. Yanınızdaki insanı rahatsız etmemek için ben de hem aslında bana konforu biraz daha silikonlu kulaklıkların daha benim kulağıma uygun olduğu için hem de bu ses izolasyonu olduğu için ben silikonlu tercih ediyorum. Ama dediğim gibi tamamen tercih meselesi. Tasarım noktasında her iki kulaklığın da şu bölümünde bir dokunmatik panel var. Bu dokunmatik panele işte 3 kere bastığınızda bir sonraki şarkıya geçme veya bir önceki şarkıya geçme. Ses seviyesini bir kere sağa basarsanız arttırma, sol kulaklığa bir kere basarsanız azaltma. Siri veya kullandığınız akıllı telefonun asistanına ulaşma gibi şarkıyı durdurma, oynatma veya çağrıyı yanıtlama, reddetme gibi pek çok fonksiyonu bu dokunmatik panel üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi birazcık bir alışma süreci gerekebilir ama hassasiyet anlamında algılama anlamında ben herhangi bir problem yaşamadım. Kulağınızdaki basmanız gereken dokunmatik alan yerini öğrendikten sonra ve biraz da böyle çok hızlı hareket etmeden daha böyle kararlı bir basış yaptıktan sonra kulaklık o yaptığınız hareketi algılıyor ve işte 3 kere bastıysanız bir soru şarkıya ya da bir kere bastıysanız sesi azaltma kısma gibi işlevleri gayet kontrol edebiliyorsunuz. Aradığım bir özellik, bu kulaklıkta olmayan bir özellik, keşke olsaydı dediğim bir özellik. Kulağınızdan çıkarttığınızda bazı kulaklıklarda müzik duruyor, tekrar taktığınızda oynuyor ya. Bu kulaklıkta yok arkadaşlar onu belirteyim. Genel anlamda konforlu. Hani ben her ne kadar silikonlu kulaklık sevsem de hafif bir kulaklık benim kulak yapıma gayet uydu. Şöyle taktığımda herhangi bir problem yok. Uzun süreli kullanımda asla kulağınızı ağrıtmaz. Çünkü zaten silikonlu gibi böyle kulağınızın içine girmediği için kulaklığı çok fazla hisset hissetmiyorsunuz. Gayet rahat. Saatlerce kullansanız bile herhangi bir problem olmaz vesaire. Ama tabii ki artıları olduğu gibi yalıtım gibi eksi taraflarında da bu tasarımın bazı işte eksileri, artıları var. Onları zaten söyledim. Kutu içeriği ve tasarımı bir kenara bırakalım ve isterseniz her zaman olduğu gibi Önce mikrofon testini yapalım. Bir sessiz ortamda dinleyelim. Bir de ben evimdeki robot süpürgeyi çalıştırıp onun yanında nispeten daha gürültülü bir ses varken size mikrofon kalitesini göstereyim. Hemen ardından gecikme testine bakalım. Videolarda ve oyunlarda nasıl bir performansı var gecikme anlamında? Daha sonra incelememize devam edelim. Şu anda bu ses kaydını Taotronix 92 modeliyle gerçekleştiriyorum. Odamda sadece bilgisayarımın çıkarttığı minimal bir gürültü var bakalım robot süpürge yanında iken nasıl bir ses kaydı alacak. Evet şimdi de tam robot süpürgeye eğilmiş bir durumda bu ses kaydını gerçekleştiriyorum. Robot süpürge de en yüksek güçte. Sanıyorum ki anlaşılmıştır. şarja %10. Salonunuzda bulunan havadan şarj cihazını açtınız ve bundan sonra telefonunuz herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan veya bir kablosuz şarj standının üstünde durmadan şarj olabiliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mikrofon kalitesi bence gayet iyi. Özellikle fiyat e, konusunu göz önüne aldığımızda 230 liraya gayet rahat rahat telefonla görüşme yapabileceğiniz bir kulaklık. Ancak tabii ki çok sesli bir ortamdaysanız kulaklıklar yapıları gereği bu her marka modelde böyledir. Dış sesi de birazcık içeri aldığı için çok sesli ortamlarda birazcık problem yaşayabilirsiniz. Ama özellikle işte bir ofis ortamında veya nispeten daha sessiz bir ortamda konuşuyorsanız mikrofon performansı sizin sesinizin karşıya iletimi bence fiyatına göre özellikle gayet iyi hiçbir problem yok. Gecikme konusunda ben video izlerken herhangi bir gecikme görmedim gayet karşınızdaki konuşan insanın ağız oynatmasıyla duyduğunuz ses senkron bir şekilde ilerliyor. Oyunlarda da çok çok küçük bir gecikme olduğunu fark ettim. Ben oynarken herhangi bir şekilde bu çok küçük dediğim gecikme benim oyun deneyimimi etkilemedi. Beni rahatsız etmedi. Siz de zaten videoda yakın detayda gördünüz. Genel anlamda hem mikrofon hem de gecikme performansı bu şekilde isterseniz yavaş yavaş ses kalitesine geçelim. Bu kulaklıklarda 13 milimetrelik bir sürücü yer alıyor arkadaşlar ve tam kablosuz kulaklıklar için özellikle fiyat-performans kategorisinde değerlendirdiğimizde gerçekten büyük sürücülere yer vermişler ve benim 53, 53 Pro ve 79 modellerinde söylediğim bu fiyata duyduğum en iyi ses kalitelerinden biri dediğim deneyim aynı şekilde devam ediyor. hem sesin ulaşabildiği maksimum ses seviyesi anlamında hem de genel duyduğunuz sesin kalitesi anlamında gerçekten kendi fiyatına göre rakipsiz diyebileceğimiz oldukça iyi bir ses kalitesi var. Burada sadece bir parantez açıp şu farkı size söylemem gerekiyor. Ben önüme bu kulaklıkları test ediyorken benim aynı fiyat kategorisindeki favorim dediğim 53 Pro'yu da aldım. 92'yi de aldım. İkisiyle de aynı akıllı telefonla aynı ses seviyesinde aynı şarkıları değiştire değiştire dinledim. Şunu söyleyebilirim. Silikonlu kulaklıkların o akustiği biraz daha iyi olduğu için doğal olarak duyduğunuz sesin kalitesi anlamında birazcık daha iyi bir ses kalitesine erişebiliyorsunuz. O nedenle benim size tavsiyem eğer silikonlu kulaklık kullanmak konusunda bir derdiniz yoksa 53 Pro ses kalitesi anlamında birazcık daha iyi bir ses kalitesini size sunacaktır. Ama Gerçekten çok fazla insan var. Ben böyle kulaklık istiyorum. Silikonlu kulaklık sevmiyorum diyen. Eğer öyle biriyseniz ve 200 lira bandında uygun fiyatlı bir kulaklık istiyorsanız yine çok samimi olarak söylüyorum. Hiç düşünmeden 92 modelini alabilirsiniz. Ses kalitesi anlamında benim yakın fiyattaki pek çok denediğim kulaklıktan genel özellik bazında ses konusunda da en iyi sonuçları veriyor diyebilirim o konuda gerçekten iddialı bir kulaklık. Zaten 13 mm'lik sürücü boyutluğu da bu iddiasını gösteriyor. Son olarak pil süresine baktığımızda kulaklıkların kendisi tam şarj olduğunda yaklaşık 5 saat ki en yüksek ses seviyesinde dinlerseniz 5 saatin biraz altında kalıyor. Bunu belirteyim. 5 saat ulaşılabilen maksimum pil süresi. Kutuyu dahil ettiğimizde ise toplamda 25 saatlik bir pil veriyor ki baktığımız zaman aslında her iki değer de ne böyle o çok iyi diyebileceğimiz ne de kötü diyebileceğimiz değerler ortalama. Ben kulaklıkların kendisinin toplamda kaç saat gittiğini genellikle baz alıyorum. Çünkü önemli olan o oluyor. Bir seyahatte hiç şarja takmadan ne kadar uzun süre kullanabiliyorum benim için o önemli. ve 5 saate yakın işte 4 saatler 4,5 saatler de bence bir tam kablosuz kulaklık için gayet yeterli değerler. Genel olarak toparlayacak olursam zaten videonun pek çok yerinde söyledim. Bence bu kulaklığı değerlendirirken en dikkat çekici, en doğru değerlendirme de bu. 200 lira bandı, 230 liralık satış fiyatı bugün uygun fiyatlı kabul edebileceğimiz ve bu fiyata göre aldığımız özelliklere baktığımızda şu tasarımı isteyen insanlara önerebileceğim bir kulaklık olmuş. Bundan sonra 200 lira bandında benden ya en iyi hangisi sence ne alayım diye soran insana bir tane soru soracağım. Silikonlu kulaklık kullanabiliyor musun? Yoksa böyle açık tasarımı seviyorsun? Silikonlu kulaklık kullanabiliyorum derse 53 Pro'yu yok kullanamıyorum derse de e, bu yeni 92 modelini gönül rahatlığıyla e, tavsiye edeceğim. Siz de satın alım yapacaksanız böyle bir kulaklığa ihtiyacınız varsa tam olarak bu farka göre bir tercih yapabilirsiniz. Genel olarak durum bu şekilde umarım aklınızdaki sorulara yanıt olan bir video olmuştur. Kulaklığın satın alma linkini aşağıda açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Biliyorsunuz oradan aldığınız zaman bana destek olmuş oluyorsunuz ama her zamanki gibi eğer başka bir yerde daha ucuza buluyorsanız veya yo sana niye destek olayım olmayacağım diyorsanız o link üzerinden değil normal aratarak da satın alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.